Merhaba arkadaşlar, Ebru'nun marifetli ellerinin mutfağına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte harika bir ev yapımı peyniri yapalım arkadaşlar. Çok lezzetli ve çok pratik. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli bir tarif. Bu tarifi deneyince marketten artık peynir almayacaksınız. O kadar iddia ediyorum arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kalıp gibi oldu arkadaşlar. Nefis bir tarif. Geçelim. 5 kiloluk sütü tenceremize boşaltıyoruz. Ve ocağımıza alalım. Bunu kaynatıyoruz arkadaşlar. Evet, hafiften alttan kaynamaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar bu peynir çerez gibi gidiyor yani, o kadar ki iddia ediyorum. Çok güzel ve çok pratik bir tarif arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir şey. Mutlaka deneyin derim. Bana hak vereceksiniz. Deneyince yorumlara bekliyorum arkadaşlar hepinizi. Destek verin. Çok güzel bir peynir oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sütümüz ocakta. Yavaş yavaş kaynıyor. Arkadaşlar iyice kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıyoruz. Ve taşmamasına özen gösterin. Arkadaşlar benim kazanım küçük geldi. Ve yoğurdunu koyunca taşma yaptığı için ben kazanı bile değiştirdim o esnada. Çok zorlandım yani. Siz dilerseniz 5 kiloluğa 10 kiloluk kazanda yaparsanız daha rahat olur sizin için. Evet arkadaşlar, sütümüz kaynadı. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Evet. Bir buçuk kilo kadar yoğurdumu sütümüzün içine, kaynayan sütümüzün içine koyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kazanımı değiştirdim. 1,5 kilo yoğurdu kazanımıza koyduk. Ve onu da en az 5 dakika kadar arkadaşlar, 5 dakika kadar kaynatıyoruz. En az arkadaşlar, bu kadar sert kıvamı elde etmek için en az 5 dakika kaynatmamız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi kaynayınca peynirimiz yüzüne çıkmaya başladı. Nasıl kaynıyor derseniz arkadaşlar, alttan kaynıyor, peynirimiz yüzüne çıkıyor. Şimdi tam olarak kaynamaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpüklenmeye başladı üstü. Peynirimiz yavaş yavaş olmaya başlıyor. Evet, en az 5 dakika böyle kaynatıyoruz arkadaşlar. Taşıyor ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. En büyük kazanım bu benim. Evet arkadaşlar, peynirimiz oldu. Ocağımızın altını kapattık. Ve tülbentimizin altına tepsi koyduk. Üstüne tülbenti koyduk. Ve arasına peynirlerimizi süzgeçle çıkartıyoruz. Elim yandığı için biraz yukarıdan tutmaya başladım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi peynirlerimizi çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, hepsini çıkarttık. Şimdi elimizle doladık.
ve üstüne bastırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve 5 kiloluk yoğurdun 5 kiloluk kazanımızın içine suyu koyduk ve peynirimizin üstüne koyduk arkadaşlar. En az 2 saat böyle durması gerekiyor arkadaşlar. Soğuması da gerekiyor. En az 2 saat arkadaşlar, duyduğunuz gibi. Evet, 2 saatin sonunda kazanımızı kaldırıyoruz. Ben sonradan tepside ilave ettim arkadaşlar, ağırlık olsun diye. Ve peynirimizi çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi kalıp gibi oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Deneyin yani, mutlaka deneyin. Ve bunu dilimlere ayırıyoruz. Ve üzerine tuz serpiştirdikten sonra arkadaşlar elimizle de hafiften tuzluyoruz. Biz çok tuz yemediğimiz için ben böyle yaptım arkadaşlar. Siz sütümüzün yoğurdumuzu kattıktan sonra içine koyabilirsiniz. Ama ben böyle tercih ettim arkadaşlar. Siz de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster böyle yapın. Tuzlu sevmiyorsanız böyle yapabilirsiniz, yiyemiyorsanız. Ama tuzlu seviyorum, fark etmez diyorsanız öyle sütümüzün içine katabilirsiniz yoğurdu koyduktan sonra. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir sonuç elde ettik. Yani mutlaka deneyin arkadaşlar. 1 kiloluk 2 kavanoza yakın çıktı. Dilimleyelim arkadaşlar. Aha, gördüğünüz gibi arkadaşlar kalıp gibi çıktı. Yani çok markette satılanlara bin basıyor arkadaşlar. O kadar ki lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.